Hocam anlatıyor, ülkemizde o kadar güzel çay tüketimi yapılırken Karadeniz, geçen haftalarda oradaydım, çok güzel bir damak tadı, evet. Evet. Tüketenlerin keyfini izlemek bile çok güzel ama orada yeşil çay ve beyaz çay gittiğimiz seyahatlerde konuşmaları yapıyoruz. Şimdi farkı var mı diye sormamızı istediniz. Yeşil çay, beyaz çay ve tükettiğimiz evlerimizde olan siyah çay. Arada fark oluyor mu diye soralım. Fark oluyor tabii ki. Yine yeşil çayının kemoterapi esnasında tüketilmesini istemiyoruz ama yeşil çayın da aslında koruyucu etkinliği var. Yani korunmada yeşil çay veya beyaz çaydan da yardım alabiliriz. Tabii burada olan yine miktarı. Özelliği ne diye soralım. Çünkü ben sizin seyircilerimin adına sorduğum için faydası ne diye sorular mutlaka geliyordur. Yeşil çayın faydası nedir? Diyette de veriyorsunuz çünkü. Evet, antioksidan hem antioksidanlardan zengin yeşil çay hem de aslında bir çok da kanıtlanmamış olsa da biraz da metabolizma Daha mı hızlandırıcı? üzerine etkisi var. Hızlandırma etkisi bulunuyor. Epikaletaşin diye bir konuşamadım o maddeden. O yüzden tüketilebilir. Evet. Beyaz çaya geliyorum. Özellikle de fiyatı da pahalı. Zor buluyoruz. Her yerde satılmıyor. Beyaz çay içince de çok iyi geldiğini duyuyoruz diye gelen sorular var. Gerçekten öyle midir? Kişi birazcık da psikolojik aslında. Psikolojik mi? Biraz da psikolojik ama tabii ki de yararlı etkileri var. Yine fazlası toksik etki sağlıyor. Kişi eğer iyi geldiğini hissediyorsa tabii ki tüketmeye devam edebilir bu konuda. Bence şimdi Hani yeşil çoğunluk çay içtim hemen yağlarım yanacak diye ya bir da şey söz mutlu konusu keyif yok alıyorum. aslında ama tabii ki de yararlı etki olduğu için bunu tüketebilir gün içerisinde. Şimdi çaydan konu gidiyor. Son 10 dakika programımız. Destekleme anlamında çay hayatımızda besin değeri olarak çok iyi ama çok fazla da tüketiyorum. İleriki aşamada bana yan etkisi olabilir mi diye gelen sorularınız var. Çayın çok fazla tüketim vücuda zararı var Tabii mıydı? ki kişinin özellikle hani kanserden ziyade mevcut bir demir eksikliği varsa ya ilerleyen seviyede bir anemisi varsa Kansızlıkla demir kansızlık eksikliğini mi kesin. vücudumuza? Eğer ki varsa kahvaltıda tüketilmesini istemiyoruz çayın. Çünkü demir emilimini azaltabiliyor. Hani Evet. kahvaltıdan veya ana öğünlerden 1,5-2 saat sonra çayı tüketmek en sağlıklısı olacaktır. Ve mutlaka C vitamini yüksek bir içecek veya meyve, işte limonlu bir salata bulundurmak kahvaltının yanında çok daha sağlıklı olacaktır. Demir emilimini de arttıracaktır bu esnada. Peki yine hocama sorar mısınız lütfen? Özellikle kanser tedavisinde vitamin destekli tabletlerin faydası var mıdır? Çünkü birkaç çevremde gördüğüm arkadaşlarım da bana iyi geldi diyorlar ama bilinçli mi tüketiliyor onu da bilmiyorum. Faydası nedir diye gelen sorular. Şimdi hangi vitaminin eksik olduğunu aslında bakmak gerekiyor. Çünkü bir vitamini fazlasıyla gereğinden fazla kullanmak, özellikle o tablet şeklindeki vitaminleri fazladan kullanmak böbreğe yük de bindiriyor bir süre sonra. Toksik etki de sağlıyor. Bu yüzden hangi vitamin eksik, hangi mineral eksik bunları kan tahliliyle birlikte saptayıp o şekilde ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Bazı durumlarda evet ekleyebiliyoruz fakat burada yine hastayı özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama özellikle bilinçsizce alıp kullanmak, her gün kullanmak veya işte günde birkaç defa kullanmak yararlı etki sağlasın diye. Çünkü bunları da çok sık duyuyoruz, görüyoruz. Bunlar son derece zararlı etkiler sağlıyor O vücuda. zaman şöyle diyebilir miyiz izninizle? Evet, vitamin tabletleri biz reçete olarak size yazıyoruz ama gerektiği şekilde Eksiklik vücuduna. varsa Evet. tabii, vitamin ve mineral eksikliği varsa bunları da kan tahlilinden bakıyoruz biz, hemogramdan. Eğer ki orada bir eksiklik gördüğümüzde zaten gerekli hekime yönlendiriyoruz tekrardan. Şimdi kapanışa doğru gidiyoruz ama gelen sorularınıza diyorsunuz ki hocam sağlıklı beslenme için kahvaltı şart diyorsunuz ama kahvaltıyı yapamayan gruptanım nasıl dengeleyebilirim günü diyor. Siz aslında uzmanlar kahvaltı altın, öğlen gümüş, akşam bronz mu diyordunuz? Aynen öyle söylüyoruz. Kahvaltı vücuda sen evet hazırsın artık güne Evet. başla dediğimiz bir yol.
Çünkü kahvaltısız güne başlamak ilerleyen saatte yeme eğilimimizi arttırıyor. Bir sonraki öğünü fark etmeden daha fazla yiyoruz. Bunu kendiniz de deneyin. Kahvaltı yapmayan kişiler 11-12'ye doğru bir acıkma hissi olur ve önünde ne bulursa çikolata, abur cubur hepsini tüketmeye başlar. Peki kahvaltıdan kastınız nedir? Kahvaltı dediğinizde sofrada, masada, tabakta ne olması gerekiyor? Burada kişi çalışan bir bireyse mesela ve zamanı yoksa ekmeğin arasına sandviç yapabilir. Yine İçinde peynirini, domatesini, işte salatalığını, yeşilliğini koyabilir. Eğer vakti var ise yumurta tüketmek, omlet şeklinde veya peynirli bir omlet yapabilir. Ekmek var mı? İçini zenginleşmek için var. Mutlaka ekmek var. Tüketiyoruz. Tam tahıllı ekmekler. Tabii bazı durumlarda beyaz ekmek mi, tam tahıllı mı, buğday mı? Aynen öyle. Esmer ekmek mi? Sorular geliyor. Kişinin eğer herhangi bir rahatsızlığı yoksa, çünkü bazı durumlarda kanser hastalarında da bu şekilde böyle beyaz ekmek vermek durumunda kalıyoruz. İşte mesela kişi böbrek hastası, beyaz ekmek tüketiyor. Tam tahıllıdan ziyade veya kepekliden ziyade. Öyle olması mı gerekiyor? Öyle olması gerekiyor kesinlikle. Eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa tam bu da ekmeğin arasında sandviç yapabilir. Veya işte meyve, süt, kuru yemiş. Bu arada kuru yemişler de çok değerli. Ceviz, fındık, badem. Bunları da günlük beslenmemizde en az bir şöyle küçük bir avuç bulundurmak gerekiyor. Ne kadar diyecektim, biz bir avuç alıyoruz ama. Biz onu hani bir kase oluyor, iki evet. avuç oluyor. Evet. O 20-30 fındık oluyor. Bir küçük avuç kadar beslenmenize bulundurmak, özellikle ara öğünde işte meyvenin yanında çok da sağlıklı oluyor. Veya yulaflı bir kahvaltı yapabiliriz. Yine yulafı sütle birlikte pişirip. Bu aralar benim yaptığım, kendime yarımları doğruyorum. İçerisine biraz dereotu, maydanoz, bir avuç kabak çekirdeği koyup o şekilde sabah kahvaltını hızlı bir şekilde tüketiyorum. Tekrar hatta edelim. O zaman şu an ve izleyen danışanlarım gülümsüyordur bana, onlara da yazıyorum arada. Bir de gösteriyorsunuz çünkü siz paylaşımlarınızda. Evet, paylaşımlarımda da gösteriyorum. Yarımları kaba koyup içerisine biraz dereotu, maydanoz, lor peyniri 3 yemek kaşığı kadar, bir avuç kabak çekirdeği, bu şekilde pratik bir kahvaltı hazırlıyorum. Vücuda yeterli mi peki o yaptığınız küçücük bir... Gün içerisinde diğer karbonhidrat ve protein kaynağımı tamamladığım için o sabah bana hem uyandırmak anlamında hem de çabuk olması anlamında çok güzel bir destek sağlıyor. Hem de zaten içerdiği sebze, meyve ve renk çeşitliliğiyle itibariyle de kanser savar bir salata gibi olabiliyor aslında.